lastiklerinden kurtuldum arkadaşlar. Kumholar gitti, yerine Michelin Pilot Süper Sportlar geldi ve birbirine karışmış olan saç ve sakalımdan anlayacağınız üzere şu anda tatildeyim, Çeşme'deyim. Bu gördüğünüz ebat doğru ebat değil yalnız. Doğrusu 275-35 olacak. Bu ebadın yanlış olmasının sebebi arkadaşlar, 275 yerine 265 olmasının sebebi, neredeyse hiçbir lastikte 275-35-18 diye bir ebat yok. Pilot Süper Sportlar da var. Bir de P-Zero da vardı galiba ama P-Zero'dakiler run flat olduğu için onu almadık. Dolayısıyla bu arka ebat cins bir ebat. Arkaların tarihi 41-11. 2011'in 41. haftası. Bu da önlerin durumu. Bu ebat doğru. Jantların boyanması gerekiyor. Tarihine bakıyoruz. Tarihi 12-11. Bu ne demek? 2011'in 12. haftası. Aynen öyle. İndi şimdi botu. Bunlar önler. Bunlar 2015 çıktı. Bu da diğer arka. Arkaların biri 2014'ün sonu, biri 2015 çıktı arkadaşlar. Lastiklerin değişimi bu şekilde oldu. Levent Lastik'te değiştirdim. İçerenköy'de Levent Lastik diye bir yer var. Bundan birkaç hafta önce annemin lastiklerini de orada değiştirmiştim, Octavia'nın. Genel olarak memnunum diyebilirim. Özellikle fiyatlar konusunda bayağı memnunum. Annemin arabaya ne taktık? Continental Premium Contact 5 taktık. 16 onlar. Piyasa fiyatı böyle 200 lira falan civarı sanırım, bir daha aşağı bir şey taktık. 780 lira mı 800 lira mı ne verdik? Süper Sportları 2200'e değiştirdim arkadaşlar. Ebatlarını duydunuz. Yani bunlar da genelde internetteki fiyatlar 2900 hatta 3'e yaklaşan paralara geliyordu. Fiyat iyi, hizmet, servis fena değil. Yani inanılmaz yoğun çalışıyorlar, arı gibi çalışıyorlar. Ne zaman gitsem böyle dükkanın içerisinde 10 tane araba, dışarıda ayrı 10 tane araba. Yalnız orada bir tane büyük bir sorun var ki bu soruna acilen bir çözüm bulmaları gerekiyor.
çok kalabalık oldukları için ve çok fazla iş yaptıkları için oranın kapasitesi oraya gelen arabalara yetmiyor. Dolayısıyla siz gittiğiniz zaman park yeri bulamıyorsunuz. Genelde sokağın önüne, üzerine, ortalarına falan bir yerlere arabanızı tıkmanız gerekiyor. Hem arabanın işte tam trafiğin ortasında kalmasından dolayı risk oluşturuyor, hem de trafiği kilitliyor. Orayı bilenler bilir zaten. Lastikçinin önündeki kalabalıktan dolayı sürekli bir keşmekeş hakimdir oraya. Onun dışında lastiklerden söz edelim. Yani İstanbul'dan buraya geldim. İşte bir yolda 550-600 km falan yaptım. İstanbul'da az yol yaptım. Zaten takıldıktan bir gün sonra mı 2 gün sonra mı ne Çeşme'ye geldim. Biraz çelişkili düşüncelerim. Şöyle ki ilk safhasında yani ilk 500-600 km esnasında lastiğe aşık oldum. Ondan sonra ise pek eskisinden de farkı yokmuş gibi geldi. Ondan sonra kullandığım yollar genelde Çeşme'nin içerisindeki, Ilıca içerisindeki falan Paşa Limanı'na gelen ara yollar ki genelde oldukça kaygan yollar bunlar. Esasında 500 km civarı bir rodajı vardır lastiklerin. Üzerinde bir mum tabakası vardır. O gidene kadar tam randıman vermezler, tam performanslarını vermezler. Dolayısıyla o ilk esnada tatmin etmemesi ardından kendine gelmesi gerekiyordu lastiğin. Bunun tam tersi oldu gibi şu anda ki çok mantıksız bir şey bu. İlk safhada yani yarı silik gibi lastik. Hani böyle sadece piste uygun lastikler vardır ya işte Pilot Super Sport değil de Pilot Sport Cup veya işte P-Zero Trofeo R falan gibi. Öyle bir hissiyatı vardı, böyle yapışa yapışa gidiyordu lastik. Ondan sonra buraya geldiğimde, ara yollara çıktığımda çok daha kolay arkasını bırakmaya, tutuş limitinin çok daha kolay ötesine geçmeye başladı. Ama muhtemelen yollarla alakalıdır bu diye tahmin ediyorum çünkü böyle bir şey olmaması lazım. İstanbul'a dönüp tabii orada sürekli kullandığım yollarda daha fazla kilometre yapıp ondan sonra tekrar lastik hakkında konuşuruz. Eskisine göre kumolar vardı biliyorsunuz bundan önce. En büyük fark sessiz bir lastik. Kumolar ciyak ciyak ciyaklıyorlardı en küçük bir aksiyona giriştiğiniz anda. Bu ona göre çok daha sessiz bir lastik. Yanlamaya başladığınız zaman eşik tabii biraz daha yüksek. Özellikle tutan yollarda çok daha yüksek. Ama ondan sonrası da bayağı kademeli. Yani arabanın kademeliliği devam ediyor. Genelde çünkü eşik yükseldiği zaman daha hızlı bir şekilde arkasını dışarıya atar. Biraz daha paniğe sevk eder sizi. Bunda öyle bir şey yok. Eşik daha yüksek ama o uysal hala devam ediyor. Bir de direksiyon tepkileri arabanın ve genel olarak mesela fren esnasındaki fren pedalının hissi falan da daha pozitif. Yani daha fazla anlıyorsunuz arabanın ne yapıp ne yapmayacağını. Özellikle direksiyonda bu var. Kumolar zaten genel olarak bundan önce Clio RS'de de bir ay iki ay falan kullanmıştım o lastikleri. Direksiyon hissini bayağı öldüren lastikler. Dolayısıyla bu lastikleri takınca biraz daha aşağıda ne oluyor ne bitiyor siz daha fazla anlar hale geliyorsunuz. Çok daha iyi duruyor mu? Çok fazla üzerine çıkmadığım için kesin bir şey söyleyemem. İlla ki tabii fren mesafesi daha kısadır da fren pedalına bastığınız zaman arabanın altındaki o sürtünme seviyesini daha fazla anlıyorsunuz. Hani ABS ne zaman devreye girecek? Daha ne kadar üzerine abanabilirim frenlerin? Onu daha fazla fark ediyorsunuz. Konfor olarak ne değişti? Biraz daha yumuşak gibi geldi. Eskisine göre biraz daha yumuşak gibi geldi. Özellikle arkada epey bir fark var eskisine göre. O da muhtemelen şeyden kaynaklanıyor. Yanak biraz daha kalınlaştı. Yanak da biraz daha kalınlaştığı için biraz daha fazla sönümleme durumu ortaya çıktı. Arka taraf dolayısıyla çukurlardan geçerken veya kasislerden geçerken biraz daha o hareketi hissediyorsunuz. Daha fazla tolerans kazandı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi tatiller. Görüşmek üzere.